Kuzey TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bir Kuzey'in futbolu programıyla sizlerle yeniden birlikteyiz. Evet, Trabzonspor'da olağanüstü kongreye sayılı dakikalar kaldı, sayılı günler kaldı. 26 Mayıs Pazar günü Trabzonspor yeni başkanını seçecek. Trabzonspor önünde, Trabzonspor istikbaline bakmaya çalışacak. Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundan sonra geçen başarısız dönemlerin ardından Trabzonspor'da olağanüstü kongre gündeme gelmiş. Kaçınılmaz olmuş ve bunun için mevcut yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı. Ve bunun üzerine elbette ki Trabzonspor'da beklenen kişiler, beklenen ya da çalışması olan, daha önce hazırlı olan kişiler adaylar oldular. Ve yaklaşık bugüne kadar 5 aday bu yarış içerisinde kendini ön plana çıkardı. Bakalım hafta sonu neler olacak? Trabzonspor'un kazanması en büyük dileğimiz. Trabzonspor'un önünün açılması, Trabzonspor'un ülke ve ülke dışına sarkması en büyük temennimiz. Elbette ki tüm adayları biz burada konuk etmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş hem bu akşamla birlikte 3. adayımızı da konuk ettik. Bundan sonra 2 adayımızı da burada konuk edeceğiz. Sizler delegeler Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda, Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda ayakları yere basanını seçecek ve Trabzonspor'un ufkuna yeni ufuklar katmaya çalışacaksınız. Bu anlamda bu akşamki konuğum Trabzonspor'un eski yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Sayın Metin Atasoy, efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Sağ olun. Değerli izleyiciler, her zaman olduğu gibi yine hatırlatma fayda var. Programımıza sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, Facebook üzerinden katılabilir. Sorularınızı bize sorabilirsiniz. Biz de buradan hiç edep, ahlak unsuru elbette ki gözeterek en uygun soruları, Trabzonspor'un en menfaatini olan soruları Sayın Metin Atasoy'a soracağız. Ve sizlere hoşça, umuyorum keyifli, Trabzonspor ölçüsünde, durağında ve saygısında bir program yapmaya çalışacağız. Sanıyorum 1-1,5 saat gibi bir zaman diliminizi alacağız. Umuyorum çok fazla sıkılmadan sizlere keyifli akşam geçiririz. Sayın Atasoy, tekrar hoş geldiniz diliyorum. Seçim çalışmalarında başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Tabii malum sizi, yani ben yıllardır tanıyorum tabii, telefonlarda çokça görüştük. Ama ilk defa benim programıma konuk oluyorsunuz. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Metin Atasoy'u kimdir? Hani çok klasiktir, klişedir. Hani biz biliyoruz ama kamuoyu, bizi seyreden internet üzerinden ve şehir, yerelde çok insan var. Bunlar da elbette, siz zaten tanınmış bir iş dünyasında bir adamsınız ama yine de burada tanıtırsanız sevinirim. Buyurun. Önce tüm izleyicilerden sesimdeki problem dolayısıyla özür diliyorum. Estağfurullah. Ama bu benim elimde olmayan bir şey. Hızlı çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. Bu arada çok konuşuyoruz. Bunun bedeli de sesimizin kaybolması noktasında oldu. Tekrar özür diliyorum. Metin Atasoy bu şehrin bir çocuğu. Ve bir başkalarının deyimiyle de bu şehrin bir köylü çocuğu. Ben 1954 yılında Yomra'nın Çınarlı Köyü'nde doğdum. İlkokulu Çınarlı Köyü'nde, ortaokulu Yomra'da. Liseyi yatılı, üniversiteyi gündüz çalıştım, gece okudum. 4 sene müfettişlik yaptım devlette. Ve daha sonra ayrılarak ticari hayata başladım. Şu anda sadece yurt dışına ihraç yapan bir ihracat firmasının, tekstil ihracat firmasının yönetim kurulu başkanıyım. Tamamen tüm ürettiğim malları yurt dışına satarım. Bu ülkenin içinde satılmış tek kuruşluk malım yoktur. Hiç müteahhitlik yapmadım. Devletle de hiç alakam olmadı. Sadece klasik bir vatandaşın devletle ne kadar ilgisi varsa benim de o kadar oldu. 3 çocuğum var. Bir oğlum, 2 kızım. Oğlum işim, hepimizinkileri. Oğlum işin başında. Kızlarımdan bir tanesi sizin gibi medya grubunda Kanal D'nin hafta sonu ana haberini sunuyor. Eşim evlendiğimiz zaman Fenerbahçeliydi. Çok kısa zamanda onu Trabzonsporlu yaptık. Şu anda hem eşim hem 3 çocuğum, hepimiz çekirdek aile olarak Trabzonspor kongre üyesiyiz. Bizim ailede Fenerbahçeli veya Galatasaraylı yok. Çekirdek aileyi vazgeçtik. Benim global ailem var Şana'da, yaklaşık 1000 kişidir. O ailede de Trabzonspor'un dışında başka bir kimliğe rastlanmaz.
Genelde kendimle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bunlar. Sayın Atasoy, hemen size hatırlatayım, az önce de ifade ettim. Gelen sorular üzerinden benim de ekstradan kendimin hazırladığım soruları sizlere yönelteceğim. Tamamıyla burada daha önce iki adayla yaptığım programlarda her ikisi hemen hemen aynı dakikalar sürdü. Sorularım tamamıyla Trabzonspor menfaati nedir? Ben diğer adaylarda olduğu gibi sizinle de ilk defa program yapıyorum. Sizinle bir sosyal hukukum var, telefon hukuku, ama sosyal hayatta pek bir şey paylaşmadım. Umuyorum Trabzonspor paylaşır, bizler yine bir şey paylaşmayız. Ve Trabzonspor sizin önerileriniz doğrultusunda ufukları açar. Bunu her adaya söylüyorum, kendi ilke ve prensipleri doğrultusunda. Bunun hemen altını çizdikten sonra hiçbir sorumun arkası ve önü yoktur. Bütün sorularımın hedefi Trabzonspor'dur. Bunu acizane size ifade etmek istiyorum. Hiçbir sorumda kişisel kasıt, kapris olmayacaktır. Olamaz da. Çünkü ben Trabzonspor menfaatleri her şeyden önce benim de her şey önceliğimdir. Ve Trabzonspor doğrultusunda sorularımı sorarım. Lütfen sorularımla alakalı böyle bir handikapa kapılmanız beni çok üzer. Ben bütün diğer adayların da CD'lerinizi seyretmenizi önerirdim. Daha önce böyle şeyler mi yaşadınız? Yani bir takım dışarıda insanlardan eleştiriler aldı. Yok. Sorularım Trabzonspor menfaatleri doğrultusundadır. Umuyorum sizinle hoş bir söyleşi, karşılıklı fikir alışverişi şeklinde olur ve Trabzonspor kazanır. Üç çocuğum var dediniz. Bizim ailede hiç Galatasaraylı, FB'li yok dediniz. Bir spontane gelişen bir olaydan hemen böyle başlamak istiyorum. Diğer olaylarda gördüğünüz bu anlamda bir eksiklik mi var? Bunun için mi söylediniz? Bu söylemenizin sizin pazar günkü olan seçimlerle ilgili izleyicide bırakacağı intiba ne olabilir? Başka adayların durumuyla, çocuklarıyla hiç ilgili değilim. Ben bir tespitin sağlamlaştırılması anlamında onu söyledim. Evet. Sayın Usta, hemen gelen bir soru var. Onu da size atfetmek istiyorum. Şöyle demiş izleyicimiz ki burada ben sizin hakkınızı her iki programdaki katılan başkan adaylarına da söyledim. Burada yüzünüze de karşı söyleyeyim. Sahaya inen ilk insansınız siz. Yani uzunca bir dönemdir çalışıyorsunuz. Hemen hemen sokak sokak birkaç defa da karşılaştık. Bu anlamda tebrik ediyorum sizi. Çünkü işin ciddiyetini çok daha, ya diğerleri ciddiyetsiz mi demek istemiyorum ama sahaya inen ilk insan olarak bu işi uzun zamandır sokaklardan nasıl söyleyeyim, amiyane ifadeyle dükkan dükkan dolaşıp yani klasik toplama, demokrasinin gereği de budur. Artık bu Trabzonsporluk adına güzel bir iş. İşinizi sağlam yapmayı seviyorsunuz demek ki. Bu anlamda güzel. Sayın Atasoy, malum hepimizin bildiği gibi Trabzonspor çok zor günler geçiriyor. Zor günler geçirmesinin en başta nedenlerinden bir tanesi de ekonomik kaygılar. Doğru. Siz az önce işinizle alakalı yurt dışına ihracat ettiğiniz bir firmanız olduğunu söylüyorsunuz. Trabzonspor gerçekleriyle sizin ekonomik dünyanız ne kadar paralel? Trabzonspor'un Avrupa kulübü, dünya kulübü yapma adına sanıyorum öyle de hedefleriniz var. Ve Trabzonspor'u büyütme adına Metin Atasoy'un ufku ne kadar? Kısaca bunlardan bahsederseniz sevinirim. Şimdi benim iş dünyamdaki hedeflerimle Trabzonspor'da koyduğum hedefler birbiriyle örtüşmesi gerekmez. Ekonomik olarak ne kadar paralel dedim? Şimdi onların aynı paralele koymak da çok anlam ifade etmez. O zaman şu yani Trabzonspor'un yönetim sorunu mu var demek? Şu tabii ki o noktaya geleceğim. Siz şunu kastediyorsunuz bu soruyla beraber. Ne kadar ekonominiz üst düzeydeyse o kadar iyi bir yönetimsel sistem ortaya çıkar gibi bir durum, bir algı meydana geliyor. Sanıyorum yanlış anladınız sorumu. Şunu öğrenmek istiyorum. Sizin iş dünyanızdaki ekonomik paralellikle Trabzonspor'un ekonomiyle dünyaya açılması ne kadar paralel? Yani
Bunları gerekirse tek başına başkan olarak göğüs gerebilecek misiniz? Bir anlamda aynı olsa da sizin söylediğinizle sonuçta bir yönetim de oluşturacaksınız. Ben topluca bunu sormak istiyorum. Sizin derken siz, tüm yönetiminizi kastediyorum. Siz bir soruyu sorduğunuz zaman bunun Türkiye standartlarında bir örneği olması lazımdır. Evet. Mesela bu ülkenin standartlarında üç büyükler dahil, ben size soruyorum, tek başına kulübün bütün sistemini karşılamış, göğüslemiş bir başkan tanıyor musunuz? Yönetsel olarak mı? Evet. Ben hayır, yönetsel, kişisel, siz bana ekonomiksel sordunuz. Evet, ben de size aynı soruyorum. Kişisel algılıyorsunuz. Ben diyorum ki size, siz derken tüm yönetim kurulunuzu da kapsıyorum. Ne kadar paralel? Yani Trabzonspor gerçekleriyle ne kadar paralelsiniz? Bu çok basit bir soru aslında. Yani burada da bir kastım yok. Yani bizim yönetim kurulu üyemiz, yönetim kurulumuz ve biz yola çıkarken ekonomik olarak çok büyük fedakarlıklarla buraya yola çıktık ve bunu gösteririz. Çünkü sorumun akabinde Trabzonspor'la ilgili yapılan spekülasyonlar var. Biliyorsunuz borçlar, hemen ödenmesi gereken paralar bu anlamda. Söyleyeyim. Şimdi geleceğim buraya. Eğer benim sözümü kesmezseniz ben buyurun, rahatlıkla buyurun, anlatırım. Buyurun. Bu ülkenin sınırları içinde birinci ligde, Süper Lig'de oynayan 17 takımın hiçbir kulübün başkan ve yönetim kurulu kulübün tüm ekonomik sistemini göğüslemiyor. Kulübün ekonomik sistemini kulübün girdileri göğüsler. Dünyadaki uygulamada böyledir. Türkiye'de olması gereken de böyledir. Eğer biz kişilerle bağımlı sistem, ben veya yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza bağımlı sistem kurarsak, bu bağımlı sistemlerin bizi nerelere getirdiğini daha önceki tecrübelerde, sizin de yaşınız müsait, umarım siz de bu tecrübeleri bizimle beraber yaşamışsınızdır. Biz bunları daha önce yaşadık. Kesin, evet, yaşadık. Evet, yani. Bunları yaşadık sizinle, siz de bunları gördünüz. Biz sistemimizi evri metot sistemine göre kurmayacağız. Çağın gerektirdiği doğru metot sistemine göre kuracağız. O doğru metotta kişiler yok. O doğru metotta kurumlar var. Ve kurumların bütçeleri var. Kişilerin bütçesine endeksli olaraktan kurumları yönetmeye çalışırsanız bir gün bir kayaya tostlarsınız. Tıpkı şimdi tostladığımız gibi. Tıpkı daha önceleri tostladığımız gibi. Siz kişilere değil, kuruma bütçe yapacaksınız. Ben işletme mezunuyum. Bütçeyi de çok iyi bilirim. Parayı da çok iyi bilirim. Benim paramla kulübün parasını ne paralel tutabilirsiniz, ne eşdeğer tutabilirsiniz, ne de örtüştürebilirsiniz. Yönetici gerektiğinde kulübe katkı üretir. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında böyledir. Ama unutmayın ki 2014'ten sonra artık yönetici de katkı üretemiyor. Evet, belli bir mali disiplin geliyor UEFA tarafından. Hayır, 2014'ten itibaren aktif girdilerinizin totalının birinci sene %40-45'i kadar bir ekstra harcama yapabiliyorsunuz. Bu azalan bir eğriyle 5 sene sonra %5'e iniyor. Bunları düşündüğümüz zaman kişi parasıyla beraber kurumların yürümeyeceğini artık öğrenmemiz lazım. Biz ekip olaraktan, benim 14 kişilik listemde 5 tane arkadaşım ekip olaraktan katkı üretecek. Benim de içinde olduğum 5 kişi mali katkı. Tabii. Yani bu kulübün yaklaşık olaraktan Haziran Temmuz'da ödenmesi gereken kimilerine göre 40 milyon, kimilerine göre 50 milyon Ağustos'un sonuna kadar efendim. Dün akşam Sayın Mahmut Ören borcu açıkladı. Ödemeleri açıkladı. Dinlediniz mi? Evet. Yani bu rakamı bir de bu konuyu açtığınız iyi oldu Sayın Atasoy. Sizden dinlemek istiyorum. Hakikaten bu iki ayda ödenmesi gereken rakam nedir net olarak? Kulüpten böyle bir şimdi, aldınız mı? Zannedersem 70, niye? Ağustos sonuna kadar 70 trilyon civarında bir rakam. Evet, diğer adaylarınkinde farklı yani söylemlerinde. Yani hayır, ben verilen raporda öyle yazıyordu. Kısa vadeli borçların toplamı yanılmıyorsam 65-70 milyon Ağustos ayına kadar. Ağustos ayının sonuna kadar. Sonuna kadar, evet. Bu paranın bir şekilde de ödenmesi lazım sistemin yürüyebilmesi için. Ya bunun nasıl yürüyeceğini eğer bana sorarsanız, evet, böyle bir bilgi sahibi olmak isterseniz, bunun yaklaşık olaraktan yarısını veya üçte birini ekip arkadaşlarımla karşılayacağız. Bunu karşılamak zorundasınız. Ama bu borç değil mi yine de yani? Çünkü az önce güzel bir şey söylediniz konuşurken, o dikkatimi çekti.
Dediniz ki yani kişisel artık bağımlılık bu iş 2014'ten sonra da bitecek. Kişisel bağımlılık kalmayacak. Trabzonspor'u yönetme adına Trabzonspor'un gelirlerini artırmak gibi bir projeden bahsettiniz. Bunu bulmak lazım. Yönetici budur aslında dediniz. Doğru. Peki bunu bulurken şu anda böyle bir durumumuzu bir katkı sağlamak gerekir yöneticinin. Peki o zaman biz atıyorum faraza yöneticiler 30 milyon TL para topladı. Bu yöneticiler bunu bağışlamıyor. Evet. Tabii kimse de kimseye bağışlamaz. Bu son derece doğal. Bu sonuçta bir borç olmuyor mu? Şimdi siz oraya geldiğiniz gün hiç kimse, hiçbir yönetim size para bırakmaz. Kasanızda bir kuruş yoktur. Çok acil ödemeleriniz vardır. Kulübe icra gelecektir. Siz bunlar için proje üretmeye kalkamazsınız. Zaman buna müsait değil. Biz ekip olarak oraya geldiğimiz zaman kulübün röntgenini çekmemiz yaklaşık bir ay alır. Nerelerinde açıklar var, nerelerinde fazlalık var, ödemeleri ne zaman yapacak? Biz ödemelerin tarihlerini de bilmiyoruz. Ha, bilmiyorsunuz. Bunlarla ilgili proje bilgiler üretim verilmiyor mu? Mesela ben başkan adayıyım. Bunları bir öğrensek deseniz. Modern toplumlarda bu profesyonellerin işidir. Ben daha önceki bir televizyon programında benzer şeyi söyledim. Yani kulübün muhasebesine ben bir eleman yolladığım zaman her türlü bilgiyi alabilmem gerekir. Ama nedense çok çağdaş olmayan bir şekilde çok şeffafız diyorlar da. Sayın Başkanımız da falanca geldi benden bilgi istedi, ben de ondan bilgi istedim. Bu başkanların işi değil. Bu profesyonellerin işi. Daha alt düzeydeki kimlikler, ben bir arkadaşı yollayacağım, kulübe gidecek. Kulübün profesyoneli de bana şu bilgileri ver diyecek. Bunlar da kulüpte vardır. Muhasebesinde vardır. Bilgisayarında vardır. Bu bilgileri alacak. Ben ona göre yorum yapacağım. Ama maalesef Trabzonspor'da muhasebe sistemi hepimizin malum olduğu üzere ne şeffaf yürütülüyor ne sağlıklı yürütülüyor. Bu siz gazetecilerinde birlikte tespit ettikleri bir olgu. Evet. Onun için ben net ödeme tarihlerine ulaşabilme imkanına sahip değilim. Evet. Sayın ekonomiden devam edelim mi? Edelim. Sayın Atasoy, Trabzonspor'un yıllık 75 milyon TL geliri var. Standart değil 75 TL. Bu 60 ile 90 arasında değişiyor. O tamam, öyle diyelim. Yani standart bir gelir değil. 60 ile 90 milyon TL arası geliri var. Ve bu gelir, TS Club'lar, stadyum gelirleri, Dijitürk'ten gelen para, yayın şirketinden gelen para vesaire. Şimdi daha önce iki başkanla yaptığım görüşmede bir ön fikir olarak size söylüyorum. Elbette ki siz kendi fikrinizi söyleyeceksiniz. Hepsinin ortak düşüncesi bu konuda bu geliri işte 130'lara, 140'lara çıkarmak gibi bir hedefleri olduğunu ve ona göre projeler açıkladılar. Siz Metin Atasoy olarak bunu mutlaka bilincindesiniz. Az önce de yönetici profili çizerken, gerçek yönetici profilini çizerken sanıyorum bundan da bahsettiniz. Bunu biraz açabilir miyim? Mesela delege sizi izliyor şu an. Empati yapıyorum, ben de delegeyim. Ne yapacaksınız da bu gelir 130'a çıkacak ya da 140'a çıkacak? Nasıl taraftar mutmain olabilir size göre? Bu konuda bir şeyler anlatır mısınız? Bu 130'a değil 150'ye de çıkabilir. Evet. Şimdi bizim öncelikle TS Club'larımız var. Ben tekstilciyim. TS Club'ların benzer sistemde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin girdileri yaklaşık 80 milyon, 90 milyon civarlarında. Oysa bizdeki de bilebildiğim kadarıyla 11-12 milyon civarında. Arada bir uçurum var. Oysa bizim yaptığımız incelemelere göre, hesaplamaya göre Trabzonspor'daki olması gereken rakam 40 milyon civarında. Bununla ilgili efendim yıllık mı bu? Evet, yıllık 40 milyon civarında olması gerekir. Bununla ilgili olarak da tamamen bu amaca yönelik olarak da Türkiye'nin en büyük firması, tekstildeki en büyük firmasının CEO'larından bir tanesini sevgili Mustafa Gültepe'yi sırf bu amaçla beraber ekibimizin içine aldık. Bu arkadaşımızın yönlendirdiği firma sadece Türkiye'nin değil belki dünyanın da ilk üç firmasından bir tanesi. Bu tamamen bizdeki işlevi biz yönetim kurulunu oluştururken ne kadar oyunuz, ne kadar paranız var diye oluşturmuyoruz. Tamamen işlevsel bir yönetim kurulu oluşturmaya çalışıyoruz.
hukuk işlerimizde bir hukuk arkadaşımızı, maliye noktasında mali sistemleri, analizleri iyi bilen bir arkadaşımızı, tekstil konusunda da tamamen uzmanlık alanı tekstil olan bir arkadaşımızı müettel kuruluna aldık. Bu arkadaşımız yaptığımız istişarelerde, görüşmelerde bu rakamın 40 hatta daha yukarı çıkabileceğini söyledi. Ben de buna inanıyorum çünkü aynı meslek grubundanız. Tamamen sistemi, ama bu bir zaman alacak. Yaklaşık bir 6 ay rehabilitasyon lazım. Sistem tekstil üzerine, TSK rapları üzerine kurulan sistem tamamen yanlış. Bu benim mesleğim. Yapılanları ne ekonomik buluyorum, ne doğru buluyorum, ne de çağın işletmeci kurallarına uygun buluyorum. Bu halükürde eğer 12 milyonluk bir ciro yapabiliyorlarsa bence bu da başarı. Ama bu ciro 40 milyon rahatlıkla olması gerekir. Burada üzerinde durulması gereken ana konu kalite eksikliği. Buradaki ben de onu soracaktım. Yani eksik olan şey kalite mi? Görsellikteki şov mu? Yani. Bakınız, siz çok büyük bir firmanın, dünya bazındaki isim versek reklama girer, bir firmanın tişörtünü gidersiniz 200 milyon alırsınız veya 200 liraya alırsınız. Sıradan bir firmanın tişörtünü de atıyorum 30 liraya alırsınız veya 40 liraya alırsınız. Arada 160 lira fark vardır. İnanır mısınız? Benim işim olduğu için söylüyorum. Aradaki maliyet farkı 10 liradır. Bilemediniz 15 liradır. Yani bu çok önemli. 10 liralık katma değer koyabilirseniz ürününüzün üzerine, onu sattığınız fiyatın %10 maliyet artırıyorsunuz veya %20, ama %100 daha farklı fiyata satabilirsiniz. Yani bizim TSK kitaplarda sattığımız 80-100 liralık tişörtlerin maliyeti, benim mesleğim olduğu için söylüyorum, 20 liraya geçmez. Ama siz hem bunu bu kadar pahalı satacaksınız, hem de kalitesiz satacaksınız, o olmaz. Peki kalitedeki kastınız malın değeri mi, yoksa burayı pek anlayamadım ben. Kullandığınız ham maddeden, ham maddeden, o ham maddenin işlenmesinden, konfeksiyon halinden, mamul hale dönmesinden tüm departmanlar buna dahil. Her departmanın bir mali katma değeri olur. Her departmanda ikişer, üçer lira olarak gider. Totalde de en fazla 15, bilemediniz 20 lira olur. En kaliteli mamulla ortalama bir mamul arasındaki maliyet farkı. Ama fiyata geldiği zaman siz birinci sınıf dünya markası bir mamulü 200 liraya, 250 liraya alırsınız. Sizin standartlarınıza uygun bir mamulde 30 liraya alırsınız. Aradaki bu kadar anormal farka rağmen maliyet farkı, mesleğim olduğu için, işim olduğu için söylüyorum, 15-20 liraya geçmez. Evet, şu TSE Club olayını tam netleştirelim, bu konuyu bitirelim istiyorum. Gelen bir soru da var, onu da size yönelteceğim ama benim aklıma bir soru geldi hemen. Mesela Trabzonspor'un TSE Club'ında size göre görsel şovda bir eksiklik var mı sizde? Her şey eksik. Yani her görsel şovun yanında sunumda var mı? Sunuma, pazarlama, showroomların nitelikleri. Kesiyorum. İnternet aracıyla satın almada ben kendim de bizzat şahit olduğum için bir ara bir il dışındaydım. Denedik. Bir türlü olmadı. İşte bir hafta sonra ancak olabileceğini aramıştı arkadaş yanımda. Mesela bu tür şeylerden de bahsedebilir misiniz? Yani kişi ülkenin ya da dünyanın bir yerinden internet üzerinden satın almak istese, mesela ivediliği nedir size göre? Buna da bir şey getirecek misiniz? Bu sistem tamamen bir bütün. Mustafa Gültepe arkadaşımız şu anda da çalışıyor. Biz bunu bir bütün olaraktan, imalatından, ham madde temininden, imalatından, pazarlamasına kadar bir bütün olarak ele alacağız. Mustafa Gültepe hakkında bir iki soru sorabilir miyiz? Tabii tabii. Şimdi Mustafa Gültepe ilk açıklandığı zaman Sayın Hakan Kulaçoğlu'nun listesindeydi. Resmi olarak açıklama yapmadığı zaman, ben kişisel konuşmalarımda, listemizde Mustafa Gültepe var. Ben çok iyi tanıdığım bir arkadaş kendisi. Trabzonspor sohbetleri çokça yaptık. Bu sonradan bu aranızda bir polemik oldu mu, yoksa sonradan mı size katıldı?
Yoksa kiminle benim polemik olacak aramda? Yani sizin listeniz önce Hakan Kulaçoğlu Bey'in. O zaman bilgi eksikliği var sizde. Öyle mi? Veya yanlış aktarma var. Önce sizde mi görev aldı? Hayır, ben öncesini bilmiyorum. Ben konuştuğumuzda ben öncesini sonrasını değil, ben konuştuklarımı size aktarayım. Anladım. Bazı arkadaşlarımız Mustafa Bey'i bana önerdi. Ben Mustafa Bey'i tanırım. Evet. Beraber ziyaretine gittik, görüştük. Şerefle, Metin Bey dedi, onurla sizin listenizde yer alırım. Ondan öncesinin sonrasını beni ilgilendirmez, çok da ilgilendirmesi gerekmez. Belki isim yanlışlığı da olabilir ya da ben yanlış hatırlıyor da olabilirim. Peki tekstil konusunda son bir soru sormak istiyorum. Çünkü çok konu var, çok da soru var. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Sadece TSE Club'dan gelecek 40 milyon TL bu yani bütün donörlerden bir tanesi herhalde anladığım kadarıyla. Tabii. Yani bu TSE Club'ın bugüne kadar iyi idare edilememiş olması ki %100 katılıyorum. Sunumda, görsellikte hatalar olması ki %100 katılıyorum. Formaların hepsi stabil. Hemen hemen her sene aynı formatta yapılması, bu da herhalde sizin konularınızdan bir tanesi. Tabii. Bu tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman mesela sistemsel olarak 2 sene sonra Metin Atasoy şunu duyabiliyor mu ki, ben başkan olduğum zaman 2 yıl sonra TSE Club'ların geliri artık kendiliğinden bu rakama ulaşacak ve artacak. Bu hedefi gözetleyebiliyor musunuz? Hayır, biz zaten hedefi koyduk. 2 sene sonra, 1,5-2 sene sonra olacak rakam 40 milyon. Hayır, sistematik olarak bu her sene böyle mi olacak? Zaten siz bir pazarı yakaladığınız zaman eğer o pazardaki pazarın sizden taleplerini doğru karşılarsanız o pazar asla küçülmez. Çünkü Trabzonspor'un taraftar sayısında azalma meydana gelmiyor. Çoğalma meydana geliyor. Bu bir de sahadaki alacağınız sonuçlara da endeksli bir durum. Eğer Trabzonspor saha sonuçları bakımından başarılı olursa bu rakam daha da yukarı doğru çıkabilir. Evet. Umuyorum izleyicilerimiz, delegelerimiz bu TSE Club konusundaki görüşlerinizi olumlu şekilde değerlendireceklerdir. Sayın Atasoy, Trabzonspor'un bir yapısal bir sorunu var. Mesela çok kadro şişkinliği var, personel şişkinliği var. Kadrodan kastım, teknik olarak futbolcuları kastetmedim. Personel şişkinliği var. Sürekli olarak Trabzonspor'da, az önce yine cümlenizin ilk başında oradan cımbızla aldığım bir kelimeydi. Hoşuma da gitti açıkçası. Her birimin bir profesyoneli olacak dediniz. Mesela Trabzonspor'daki yapılanmayı nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Burada izleyiciler karşısında. Mesela tabii, bir örnek vermek istiyorum faraza. Tabii. Mesela psikolojik danışmanlık bölümüne herhangi bir yöneticim, profesyonel birine getireceğim. İşte rehabilitasyon bölümüne birine getireceğim. Ya da nasıl söyleyeyim, işte kulübün bir tane profesyonel anlamda basın sözcüsü olacak. Kulübün bir tane vesaire. Bunları söylemek isterseniz, bu yapısal dengeyi, tabii altyapıyı da kastederek soruyorum bunu. Neler yapacaksınız? Yani Metin Atasoy'un yapacağı değişikliklerden en azından, tamam, seçim günü mutlaka konuşacaksınız. Oraya da gizlediğiniz hedefleriniz var. Ama burada da mesela kamu delegenin önünde anlatırsanız sevinirim. Şimdi personel politikasından başlayalım. Kabul edelim ki kulüp çoğalan bir istihdama sahip, devamlı olarak iş ve işçi bulma kurumu gibi insanlar istihdam ediyor. Bu insanların rantabiliteleri, verimlilikleri asla nazara dikkate alınmıyor. Şu anda tam kesin bilmiyorum ama 200'den fazla kişinin kulüpte çalıştığı söyleniyor. Oysa 5-6 sene önce... Yani rakamı 194 olarak biliyorum. Yani belki o civarda. Yanılıyor olabilirim. Tam yani ben de bilmiyorum da 200 civarında diyelim ona. Bu rakam bizim kulübümüz için çok. Yani bugünkü çağdaş dünyada teknolojinin tüm nimetlerinden istifade ederken bu kadar eleman istihdam etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da unutmayalım. Gelen yönetim kim olursa olsun bu insanları sokağa dökemez. Çünkü bu toplumun sosyal dokusu da var. Bu insanların kendi içinde bir şekilde o aldıkları ücretlerle beraber geçindirdikleri evler var. Evet. Ve okula giden çocukları var. O kurumun başına kim gelirse gelsin, hangi yönetim gelirse gelsin, sistemi iki taraflı kurgulamak ve düşünmek zorundadır. Bence bunun
aslı sorunu o insanlar oraya alınmamalıydı. Oraya alındıktan sonra baştan alınmamalıydı. Bunun alınmaması için de siz Trabzonspor piramidini doğru kurgulayacaksınız. Ana piramidinizi çizeceksiniz. Bu ana piramidin en tepesinde başkan ve yönetim kurulu olacak. Aşağıdaki departmanlarda hangi koltukta kimlerin oturacağına yönetimsel işletmecilik anlamında çağdaş veriler, parametreler esas alınacaktır. Orada çeşitli koltuklar var. İsmine ne derseniz deyin. Ama ilke değişmeyecek. İlke o koltuğun istedikleri nitelikler nelerdir? Ona göre oraya insanlar oturacaklar. Yoksa eş dost tavsiyesiyle veya tevassutla almayacaksın. Veya felancının isteğiyle oraya eleman almaya kalkarsanız bunun sonu gelmez. Bunu da bir yasal hale, kulübün bir anayasası olacak, yasal hale getirmemiz lazım. Yani bunu bir şekilde bizden sonraki yönetimlerin de uygulayabileceği bir sistem kurgulamak lazım. Bunu tüzüğe mi yazarız veya ona göre bir özel konum mu hazırlarız? Onu ekip arkadaşlarımızla beraber düşünmemiz lazım. Yoksa bugünkü sistem hiç çağdaş değil, hiç çağın istediği bir sistem değil. Oradaki koltuklarda... Siz de o sistemi hiç beğenmiyor musunuz? Hayır, hiç beğenmiyorum. Ben işletmeciyim. Yani eğitimim bunun üzerine. Böyle bir işletmecilik olmaz. Yani oradaki insanların ne iş yaptıkları standartlarla belirlenecek. Yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi gerekir. Ama bizim kulübümüzde çoğunda kimin ne iş yaptığı tam manasıyla da bilinmiyor. Bu sizin de orada mesleğiniz gereği zaman zaman gittiğiniz zaman gördüğünüz bir fotoğraftır. Bunu benim gördüğüm gibi herkes görüyor. Herkes görüyor. Bunu baştan aşağı... Bunu değiştirecek misiniz? Tabii ki bunu. İsimleri de değişecek misiniz? Burada zikretmek istemiyorum. Bakınız, siz piramidinizi kurarsınız. Bu piramidin içine koltuklarınızı yerleştirirsiniz. O koltuklara kimlerin oturması gerektiğinin de ilkelerini ortaya koyarsınız. Çalışan kalır. Şu ilkelere uyan, şu prensiplere uyan, şu parametrelere uyan kimlikler o koltukta oturur dersiniz. Bunun kimin çocuğu olduğu, nereli olduğu, nerede yaşadığı, hangi ilçeden olduğu benim için önemli değil. O koltuğu gerçek anlamda dolduruyor ve Trabzonspor için rantabil, verimli oluyorsa o koltukta o kişi oturur. Bana yakınlığı ve uzaklığı hiç önemli değil. Benim şirketimde etrafıyla beraber 304 kişi çalışıyor. Akrabalarımdan bir tek dayımın oğlu vardı yanımda, Vedat Küçük. O da dayımın bana emanetidir. 25 senedir benim nedir? Onun dışında hiçbir akraban benimle çalışmaz. Profesyonel bakıyorum. Ama öyle olması lazım. Eğer öyle olmazsa, öyle olmazsa standartları koymazsanız o zaman orada bir kargaşa meydana gelir. Kişilere koltuk verirsiniz. Oysa koltuklara kişi vermeniz lazım. O koltuk hangi kişiyi istiyorsa, hangi kimliği istiyorsa, layıkse. Orada layıkse, orada nitelikteyse orada oturacak, o oturmalıdır. O oturmadığı zaman bugünkü arabesk sistem meydana gelir. Bunun da bedelini hem kulüp hem şehir öder. Evet. Sosyal yapı konusunda da ciddi değişiklikler olacağını söylüyorsunuz. Açıkçası bugüne kadar bu sosyal yapı konusunda bu kadar net fikir almamıştım. Umuyorum. Doğrusu da bu. Ben de katılıyorum. Böyle olur. Artık demirbaş olmuş kişilerin Trabzonspor'dan son demlerine gelen kişilerin Trabzonspor'dan bir şeyler kazanması değil, Trabzonspor'un onlardan çok şey kazanması gerekir. Benim bir de kendime özgü, siz onu bilmiyorsunuz, benim bir sistem olaraktan da ben dünyadaki gelişmeleri genç neslin bize göre çok daha çağdaş, daha modern bir şekilde takip ettiği ve daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Oraya biz ne kadar enerjik, genç beyinler yerleştirirsek sistemi daha doğru kurgularız ve daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bu benim hayata bakışımın da bir parçası. Ekip arkadaşlarım da böyle baktığını düşünüyorum. Herkesin verimlilik çağı değişkendir. Dünyanın en verimli çağı 35 ile 45 yaş arasındadır. Dünyanın makro şirketlerini yöneten CEO'lar da bu yaş grubundadır. Hiçbir yani siz
Exxon'un, British Petrol'ün CEO'sunu 60 yaşında, 70 yaşında göremezsiniz. Dolayısıyla dünyadaki uygulanan bu parametreleri biz de çağdaş bir kulüp olarak uygulamak zorundayız. Eğer uygulamazsak kendimiz çağ dışı kalırız, çağ dışı sonuçlar alırız, çağ dışı ekonomi tablolarıyla sosyal problemlerle karşı karşıya kalırız. Eğer bizden önceki yönetimler sistemi doğru kurgulamış olsaydı bugün ben bunları sizinle konuşmazdım. Orada boş bir koltuk varsa onun niteliklerini yarışmaya açarsınız. En uygun oraya doldururuz. Evet. Sayın Atasoy, ekonomik anlamda biraz kulübe gelelim biraz. Evet. Ondan sonra diğer konulara biraz böyle ateşli olabilecek konuları sona doğru saklamayı planlıyorum. Mesela önümüzde şişkin bir kadro var. Trabzonspor'un. Bu konuda da çokça demeçleriniz var sizin. Bunlar da bir yapının bir sorunu ama sahadaki sorunu diyelim. Yani profesyonel futbolcu sorunu, teknik adam sorunu, şu sorunu, bu sorunu. Önünüzde elbette ki büyük bir dağ var da ben belki dağın eteğinden bahsediyorum sizlere. Mesela bu konuyla ilgili de çok spekülasyonlar yapıldı. Çok olaylar konuşuldu. İşte şu olacak, bu olacak. Herkes işte 15 kişiyi göndereceğiz. 1461'den alacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Özel deneyeceğiz. Bizim yıldız şeyimiz yok. Referansımız yok. Yıldız kozunu kullanmayacağız ki Trabzonspor'da yıldız kozunu kullanıp da başkan olan çok şadaylar da gördük bizler. Metin Atasoy olarak bu konudaki plan projeniz nedir? Yani biz geldiğimiz zaman 27 Mayıs sabahı Trabzonspor, faraz ediyorum tabii 3-4 gün sürecektir bu olay. Görevi teslim aldığımız zaman işte gelip oturacağız diyeceğiz. Şu arkadaşlar bedeli ne olursa olsun ben kulüple bağlarını koparıyorum. Bedeli ne olursa olsun koparmıyorum ama bir başka takımda oluşturma derdine mi düşeceksiniz? Yoksa bu tür yüklerden, bu tür ağırlıklardan nasıl kurtulacaksınız? Bununla ilgili projeniz nelerdir? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yıldız, yıldız, yıldız. Her gazetecinin sorduğu, her televizyon programında sorulan ve söylenen şey. Ben kesinlikle söylüyorum. Ben yıldız almayacağım. Çünkü yıldızın tanımı Trabzonspor'un sistemini aşıyor. Yıldız dediğiniz zaman bugün dünya bazında, uluslararası anlamda, evrensel anlamda bir yıldızın mali portresi yaklaşık 15-20 milyon euro. Trabzonspor'un verecek böyle bir parası yok. Biz hayatın gerçekleriyle yola çıkmak zorundayız. Ben bundan önceki yönetimlerde çok gördüm. Şu yıldız alacağım, bu yıldızı alacağım, hatta arkadaşlarım yıldızı alacaklar diyenleri de gördüm. Ve bugünkü geldiğimiz nokta maalesef bu hayalperest düşüncelerin, hayalperest söylemlerin bizi getirdiği nihai noktadır. Ben buradan söylüyorum. Delegeler bana teveccüh eder, oy verir vermez. Onu bilemem. Ama Trabzonspor'un hiçbir ahval ve şartta 15-20 milyon vererek adına yıldız mı dersiniz veya büyük futbolcu mu dersiniz alacak ne o ekonomik güce sahip ne de ben bunu doğru buluyorum. Doğru bulma işimin sebebi bu bir ekip işidir. Futbol anlamında da bir ekip işidir. Siz ekibin içindeki dinamiklerin, kimliklerin, ögelerin arasındaki farkı anormal şekilde açarsanız siz takım ruhunu kaybedersiniz. Ekip olamazsınız. Şu andaki takımımızda bile bu yaşanıyor. Bir 11'de oynayan 200 bin euro alıyor, birisi 1.10'da 6 milyon euro alıyor. Bu çok dengeli bir takım ruhunu yaratmaz. Biz bu ekonomik parametreleri birbirine yaklaştırmak zorundayız. Bu kadar uçurum olduğu zaman o 200 bin milyon liraya, 200 bin liraya, 200 bin euroya oynayan kimlik, o 1.6 milyon euroya oynayan kimliğe karşı çok dostane duygular beslemez ve çok da hoş bir gözle bakmaz. Takım içi ayrılığa tabii yapılır. Biz bunu yönetimsel anlamda doğru kurgulamalıyız. Yani sadece dengesi önemli tabii, mi olacak? Tabii tabii. Bütün yani bu işin içine sadece futbolu koymayalım. Siz koskoca bir Trabzonspor'u kurgularken işin içinde insan ilişkisi, sosyoloji, psikoloji, insan egosu, insan ruhu bütün bunları yönetimsel anlamda doğru kurgulamalıyız.
O futbol takımının soyunma odasındaki ruhundan sahaya çıktığı zaman dönüşteki ruhuna kadar o farklılıkları hepimiz doğru bir şekilde, doğru parametrelerle eğer kurar ve planlarsak bunun sonucu bize yansır. Yani siz futbolcular arasında denge mi olacak diyorsunuz? Tabii ki denge olacak. Eğer o dengesizlik, çok ekstrem bir futbolcunuz vardır. Bizim onu dışarıdan alma imkanımız yok. Ama kendi değerlerimiz içinden ekstrem futbolcular çıktıkları zaman zaten diğerleri de onu saygıyla karşılar. Ama 35 yaşında diyorlar. Fakat benim baktığım kadarıyla benden hep geçen de bir yerde söyledim. Herhalde Ayas abi küçük olan Zokora'nın 1.6 milyon eurosu almasını o takımda hiçbir futbolcu normal karşılamaz. Gelince gönderecek misiniz? Çok şey bir soru oldu ama. Hayır, ben eğer imkanım olsa şu anda bizim takımda oynayan hepsini gönderirim. Peki bunu ben gönderemem. Bu benim yetki ve sorumluluğum da değil. Bu takımın bir teknik sistem içinde teknik kimlikleri var. Ben şunu söylerim. Elbette ki öyle de. Yani teknik kadro söyleyecek de. Siz bu şişkinliği, bu kabarıklığı görüyorsunuz. Ha, görüyorum bunu. Teknik heyette oturup bunu hemen bir şekilde söylüyor. Yani Trabzon'da bunu teknik heyette oturup konuşuruz. Teknik heyetin burada bir yorumu vardır. Bu yorumun üstünde de yönetimin bir yorumu vardır. Bu iki yorumu örtüşmemiz lazım. Ama benim kişisel kanaatim, kendimi bağlamak üzere bu takımda oynayan hiçbir yönetici, hiçbir futbolcuyu orada tutmam. Ama bu böyle yapacağım anlamına gelmez. Benim bir birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım, birlikte çalışacağım bir teknik kadrom olacak. Ben onlara sorumluluk verdiğim zaman onu aynı zamanda at başı giden bir yetkiyle de donatmam lazım. Eğer onlar bunun böyle olması gerektiğini bana izah eder, benim de onu anlamamı sağlarsa onların düşüncelerine de saygı duymak zorundayım. Bu benim kişisel düşüncem. Şu anda Trabzonspor'da oynayan kimliklerin, özellikle yabancı kimliklerin hiçbirinin aldığıyla verdiğinin dengeli olduğunu düşünmüyorum. Hiçbirisi ürettiğinin çok daha fazlasını alıyor. Oysa bütün futbolcular ürettikleri kadar almalılar ya da aldıkları kadar üretmeliler. Bizimkiler onu yapıyor mu? Yapmıyor. O zaman bunun bir çözüme gerekir, bir çözülmesi lazım. Bizden lüzumsuz yere lüzumundan fazla para alıyorlar. 500 bin euro para alan Trabzonspor'da bir oyuncu faraza olursa onun verimi ne olabilir ki? Şimdi bakınız, 500 bin euro alan futbolcu ne olabilir dediğiniz zaman siz Galatasaray'da oynayan Dani'yi Gaziantep'in kaça aldığını biliyor musunuz? Yani ben büyük takımlardan bahsediyorum. Bilmiyorum kaça aldı. Dani şu anda büyük bir takımda oynuyor. Hayır, Gaziantep'te kaçta sanıyorum onu sordunuz. Evet, Gaziantep'in kaça aldığını biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Ben size söyleyeyim, 260 bin euroya aldı. Yani araştırılırsa Galatasaray'a kaça sattı? 4 milyon euroya sattı. Siz eğer sistemi doğru kurgular, o doğru kimlikleri araştırmak üzere görevlendirirseniz siz o aradaki 4 milyon, 3,5 milyonluk Euro'luk rakamı kulübe kazandırmış olursunuz. Yani bir futbolcu pahalı diye doğru transfer, iyi futbolcudur evet. Mantığı ve sizde, özellikle sizin gibi gazetecilerde hiç olmaması lazım. Yok, ben onu savunmam zaten. Yani 500 bin aldığınız futbolcu da çok iyi futbolcu olabilir. Hayır, yani siz dediniz ki yani eğer düşük para alırsa sahada da düşük birimi olabilir dediniz. Yani psikolojik bağları kopar arkadaşlarıyla. Yok, düşük, ben öyle demedim. Bir yanlış anlaşılmaya neden oldu. Benim söylediğim şu: parametreleri bütün takımın birbirine yakın olacaklar. Birisi 200 bin euro alırken birisi 1,5 milyon euro aldığı zaman çok özel futbolcular hariç. Yani sizde vardı, bizde vardı daha önce farklı fiyat alan Gökdeniz vardı. Yetiştirdiğimiz evet. Fatih vardı. Ama asla diğer futbolcular bunların aldığı parayla ilgili hiçbir yorum yapmazlardı. Ben onu söylemek istiyorum. Anladım. Bunlar ekstra futbolcular ama diğer klasik ortalama değer anlamındaki futbolcuların aldıkları ücretlerin birbirine yakın olması lazım. Ve bunlar asla kulübün bütçesini zorlayacak düzeyde olmaması lazım. O zaman bugünkü kaotik durumla karşı karşıya kalırız ve bütçe yapamaz duruma geliriz. Bütçe yapamadığınız zaman da ne transfer yapabilirsiniz ne de yeni futbolcu alabilirsiniz. Sistemin ana dinamiğini ekonomi üzerine kurmak zorundayız. Öncelikle bütçe yapmak zorundayız. Bütün ondan sonraki sistemin yürümesi detaydır. Anası
ana prensip esası bütçe yapabilme yeteneğine sahip olacak. Bu ister kulüp olsun, ister kurum olsun, ister devlet olsun. Hiçbir şey değişmez. İsterse senin benim ailem olsun. Bütçe yapamıyorsanız ondan sonra yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Önce bütçe yapacaksınız. Maalesef şu anda Trabzonspor'un geldiği durum bütçe yapılmaz bir durum. Biz geldiğimiz zaman ilk işimiz, benim eğitimim de bunun üzerine, bir şekilde bütçe yapmaktır. Sayın Atasoy, şimdi dün ben Mahmut Ören'i dinlerken 175 trilyon olan borç faizi, bu Mayıs ayı sonu başkadır, Haziran ayı zaten artacak. Yılda 22 trilyon faiz parası ödüyoruz. Bütçe dediniz. Tahmini olarak elbette ki borç sıfırlanmaz. Yani hele de yarışıyorsanız, büyük takımsanız borçlarınız olur. Ama mesela bu borcu asimile etmek gibi mutlaka bir düşünceniz Kötü. Vardır. Bunu mesela zaman dilimi olarak neye yaydınız? Yani şunu söyleyebilir mi Metin Atasoy? Arkadaşlar, değerli delegeler, benim Trabzonspor olan borcum, elbette ki bunu bilerek biz yola çıktık. Borcum 2 yılın sonunda, işte 3 yılın sonunda şu rakama inecektir. Sonuçta sözüm ona, işte yılda 40 trilyon gelecek bir TS Club var. Diğer gelir projelerinizi de konuşacağız. Tabii. Gelir getirecek olanları. Bunu dikkate aldığınızda nasıl bir zaman dilimi verebilirsiniz? Şimdi ilk defa herhalde sizle açıklayacağım. Ben hep insanlara bununla ilgili, total borçla ilgili bir projemizin olduğunu söyledik. Bu ilk defa bu akşam burada size onu açıklayacağım. Buyurun. Biz bu yola yaklaşık 2 sene önce çıktık. Çıkarken her konuda, taraftarla ilgili, toplum mühendisliğiyle ilgili, ekonomik yapıyla, uluslararası standartlarla, Ar-Ge ile ilgili çeşitli projeler ürettik. En çok zorlandığımız noktalardan bir tanesi de taraftar projesi oldu. Diğeri de ekonomik yapının rehabilitasyonu. Hı. Çünkü hakikaten çok zor bir ekonomik yapıyla karşı karşıyayız. Şu anda aktifimizde hiçbir şey yok. Hiçbir. Boş. Kasada 25 kuruş yok. Bu yetmiyormuş gibi elde pazarlayabileceğiniz ürünümüz yok. Yani bizim pazarlanacak 2 tane kalecimiz var. Onları da hiçbir yönetim kolay kolay pazarlamaz. O da ayrı bir risk. Veya pazarlayacağım diyemez en azından. Bunun Trabzonspor'un bir şansı var. O şans da şu. Benim ilk yöneticilik yıllarımda biz Kartal'da 10 dönüm bir yer kiraladık. 30 seneliğine. Sayın Önder Karaduman Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü'ydü. Buradan kendisini minnet ve saygıyla anıyorum. Kendisine anormal bir şekilde bize sağladığı, çok zorlanarak sağladığı o katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kulüp Sayın Önder Karaduman'ın sayesinde 10 dönümlük bir yeri Devlet Hava Meydanları'ndan 30 seneliğine kiraladı. Trabzonspor kamu yararına bir dernek. Kamu yararına, Türkiye Süper Ligi'nde 4 tane dernek var kamu yararına. 4 büyük kulüp, diğerleri değil. Veya ben öyle biliyorum. Kamu yararına dernekler kamu malını ihalesiz edinebilirler. Eğer biz delege teveccüh eder de yönetime gelirsek ilk işlerimizden bir tanesi olacak. Oranın tapusunu alacağız. Şu anda bizim elimizde olan 10 dönüm yerimiz var. Zannedersem 11 sene daha bizim elimizde kalacak. Bunun alınabilmesi çok kolay. Bir yerin iki dudağı arasında. Onun biri için, derken siyaset mi? Siyasetin veya siyasi yakın devlet kimliklerinin iki dudağı arasında olan, yasal olan, burada kimseden gayri yasal, gayri kanunlu bir sistemin uygulanmasını istemiyoruz. Bu tamamen yasal. Trabzonspor kamu yararına bir dernek, kamu yararına derneklere devletten ihalesiz mal edinebilirler. Bu derneğin adı Trabzonspor olmuş, Fenerbahçe olmuş veya Kanarya Sevenler Derneği olmuş. Hiç fark etmez. Bir şart var. Kamu yararına dernek olacak. Kamu yararına dernek olabilmek de çok zor bir şey. Bakanlar Kurulu'ndan geçiyor. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın onayından geçmesi lazım. Biz 8 aydan beri iki mühendis, bir mimar arkadaşımız bu yer üzerine çalışmalar yapıyor. Belediye ile ilgili,
nasıl bir sistem kurulabilir, ekonomik anlamdaki getirisi nedir, nihai noktada vardığımız sonuç yaklaşık olarak tam buranın rantı 150 milyon dolar civarında. Tapusunu aldıktan sonra. Tabii, bakınız ilk defa bunu burada açıklıyorum. İlk defa söylüyorum. Yani şöyle ilgililer gidip araştırabilirler. Biz Kartal'ın tapusunu alacağız. Tabii, bu Kartal'ın tapusunu aldığınız zaman bunun bunu imara açtığınız zaman bunun getirisi %150 milyon dolar civarında bir getirisi var. Yıllık mı? Hayır, totalde. Ha, siz tapuyu satacaksınız. Yani yok, onu nasıl işleteceğinizi, anladım, o zaman nasıl bir, anladım, sistem kurgulayacağınızı. Ben size total getiriyi söylüyorum. Bilmediğim bir şey size sormak, buyurun, istiyorum. Lütfen sözünüzü de unutmayın. Tapuyu aldığınız zaman yer tamamen sizin mi oluyor? Tabii tabii. Tamam, derneksiniz. Tabii. Peki devlet şunu demiyor mu? Ya tamam, biz siz dernek olduğunuzu onayladık üçlü kararnameyle. Size verdik bu yeri. Tapusunu da verdik. Hani siz siyasi anlamda bir kolaylık olması gerekiyor dediniz. Hakkımız dediniz. Yani bir yanlış demiyorsunuz. Evet. Bunu aldığınız zaman ben bunu dernek yararına yönetim kurulu kararıyla satacaksınız. Yani vereceksiniz. Hayır, bakınız burada ondan sonrası benim uzmanlık alanıma girmiyor. Biz öncelikle bu edinimi elde ettik mi? Anladım. Bunun getirisinin, totaldeki getirisinin %150 milyon dolar civarında bir rakam olabileceğini tespit ettik mi? Onun detaylarıyla ilgilenebilmem için, onun için bir ekibin aylarca yeniden sistem kurgulaması lazım. Ben işin ana hatlarını size arz ediyorum. Kamuoyuyla ana hatlarını paylaşıyorum. Bu ölçekte bir rakamın detayları uzun vadeli bir sistemin araştırılması, kurgulanmasından sonra ortaya çıkar. Dikkat ederseniz rakamı alt ve üst sınırlarıyla verdim. O zaman standart bir rakam söylerdim size. Diyemedim onu. Niye demedim? Çeşitli araştırmalarımız sonucunda vardığımız nokta bunun %150 milyon dolar civarında bize bir getirisi olacağı. Bu çeşitli mühendislerin, mimarların, müteahhitlerin, çeşitli ilişkide bulunduğumuz insanların ortak görüşü. Bu sistem böyle bir kazanç elde edebilir. Bu da yaklaşık 2 buçuk senede geri dönebilecek bir sistem. Bu Trabzonspor'u nihai noktada kurtarabilecek bir sistemdir. Tanrı bize nasip etti. O arsanın kiralanmasının altında da Salih Alpbastan, Muhittin Öztürk ve Metin Atasoy'un imzası vardır. Onu biz devletten kiralamıştık. Bugün de inşallah onun Trabzonspor'a kazandırılması da bize nasip olur. Bu başka detaylara girmeden Trabzonspor'un borç anlamında bütün total yükünü ortadan kaldırır. Bu borcun ortadan kalkması lazım. 2014'ten sonra UEFA kriterleri devreye giriyor. Bu borçtan bizim UEFA'dan lisans almamız asla mümkün değildir. Peki tapuyu alsanız orayı ipotek gösterebiliyor musunuz UEFA'ya? Bilgisini, tapuyu aldığınız zaman kimi UEFA'ya niye ipotek göstereceksiniz? Yani nasıl lisans alacaksınız? Borç nasıl bitecek 2 senede? Şimdi biz 2013'te değil miyiz? Evet, 2014. 2013'teyiz. Evet. 2014'te, 2014-2015 futbol sezonunda UEFA kriterleri geçerli olmuyor mu? Başlayacak, geçerli olmuyor. Kısmi mi başlayacak? Evet, %45 tölere var başta. Ha, anladım. Yani ama zaman içinde, yani ilk girdiğiniz sene UEFA'da yani total aktiflerinizin %45 fazlası borçlanabilirsiniz. Anladım. Bu 3 sene devam ediyor. He, sonra değişik, kademeli olaraktan düşecek %5. Kademeli olaraktan %10'lar olarak düşüyor. En son nihai noktada sadece %5 kalıyor. Yani herhangi bir kulüp aktiflerinin yıllık girdilerinin %5'i kadar çıktı gider kullanabilir. Bunun dışında kullanamaz. Evet. Kullanırsa UEFA'dan lisans alamaz. Evet. Sayın Atasoy çok güzel bir fikir. Kartal tesislerindeki lisans. Bunun birileri şöyle düşünebilir. Bunun uygulanabilirliği. Neden iki dudak arasında söylediniz? Nasıl? Yani siyaset neden, ne gibi zorluk olabilir? Şimdi sonuçta siyaset toplum için vardır. Evet. Toplumdaki kimliklere katkı için vardır. Trabzonspor'da siyasetten her ahval ve şartta faydalanmalıdır. Hiç kimsenin hiçbir şekilde Trabzonspor'u siyaseten kullanmasına
ve Trabzonspor'dan faydalanmasına müsaade etmeyiz. Ben de etmem, oraya gelecek başka arkadaşlarımız da etmez. Ama biz siyasetten istifade ederiz. Siyaset bize bu verimi sağlarsa, ben bir tiratısı olarak söylüyorum, hiçbir siyasi kimliğim de yoktur, bunu 5 katı pazarlarım. Bana bir yapan siyaseti 5 överim. Kendim için övmem. Trabzonspor için överim. Ne kadar yapıyorsa daha fazlasıyla prezente ederim, topluma sunarım, mesajını veririm. O katkıyı siyaset namına, onun puan kazanması namına pazarlarım. Bunu A partisi yapmış, B partisi yapmış, muhalefet yapmış, iktidar yapmış. Benim için orası önemli değil. Benim için Trabzon'a, Trabzonspor'a katkı önemli. O katkıyı bana kim yaparsa ben onu daha fazlasıyla geri iade ederim. Klasik olarak herhalde buna kazan kazan diyorlar. Bu böyle bir sistem oluşur. Sayın Ertasoy, biraz hızlı ilerleyelim. 1 saati doldurduk. Şöyle bir soru var. Onu size yöneltmek istiyorum. İsa İstanbul'dan sormuş. Başkan adayları içerisinde en erken sahaya inen Metin Atasoy demiş. Şu an itibariyle kendisini nerede görüyor? Sanıyorum şeyi soruyor. Seçim ambiyansı. Evet, seçim ambiyansı olarak soruyor. Şimdi yani ne yol kat etti? Söyleyeyim şimdi. Ben size onun kendimize özgü formatını açıklayayım o zaman. Buyurun. Biz 2 sene önce yola çıktığımız zaman hangi gün nerede olacağımızı planlamıştık. Hayat öyle bir şeydir. Eğer planlamayı başaramıyorsanız başarısızlığı planlarsınız. Biz 2 sene önce ekiple yola çıktığımız zaman 1. sene neler yapmamız lazım? 13. ayda, 15. ayda neler yapmamız lazım? Seçim sürecine girdiğimiz zaman da bunu nasıl değerlendirmemiz gerektiğini kendi aramızda planlamış ve bütün sistemimizi bu plan üzerine kurmuştuk. Evet. Bunu biz ekip arkadaşlarımla şöyle adlandırıyorduk. Biz bir iceberg yarattık. Bunu okyanusa gömdük. Bunun ne kadar yukarı çıkacağı, ne kadar görünürde olacağı, ne kadar fotoğraf vereceği, o tamamen bizimle ilgiliydi. Bir ara hızlandık. Iceberg biraz lüzumundan fazla çıktı. Şu anda geldiğimiz nokta bizim istediğimiz noktadır ki benim tahminime göre geneldeki algı %55-60'lar civarında Perşembe günü bu oran daha da yukarı gelir. Çıkar. Çıkar. Evet. Sayın Atasoy algıdan bahsettiniz. Iceberg'in parlayan, parlamayan bir kısım yüzünden bahsettiniz. Hemen bu noktada sıcağı sıcağına sorayım. Geçen haftaki açıklamanız bu Iceberg'i ne kadar etkiledi Sadri Sayın Başkan'la ilgili? Sadri Şener'le ilgili söylediğim cümle talihsiz bir söylem diye adlandırılabilir. Ama orada şunu da söylemek farklı mıydı? Yok, şunu da söylemek zorundayım ki ben burada olduğu gibi oradaki söylemimi bir kağıt parçasından okumuyordum. Eğer oradaysanız veya gelen arkadaşlar görmüşlerdir. Ben orada. İrticalen mikrofona söylüyordum. Bir şeyi izah ediyordum. Diyordum ki bu kulübün Sayın Şener zamanında aldığı kupalar var. Lig kupası, şampiyonluk kupası, süper kupa, gasp edilen, çalınan kupa. Bunlar için kendisine minnettarız, teşekkür ederiz. Her türlü minnetimiz kendisiyledir, şükranlarımız. Bunu yapmamız gerekirdi, bunu yaptık. Madalyonun diğer yönünde ekonomik anlamda çok kötü bir tablo vardı. O tabloya baktığım zaman da o tablonun kötülüğünü, olumsuzluğunu izah etmek için, çünkü o tabloda ekonomik anlamda yapılan harcamalarda senin de benim de herkesin katkısı vardı. Forma alanında, kombine alanında, bilet alanında katkısı vardı. Ben bu katkıdan meydana gelen değerler noktasında bu cümleyi kullandım. Yoksa dini anlamda, dini format anlamında kişisel olaraktan benim Sadri Bey'le hiçbir alışverişim olmadı, hiçbir ticari ilişkim olmadı. Olsa bile sonuna kadar hakkımı helal ettim. Eğer orada becerememişsem bugün bir kez daha helal ediyorum. O ayrı bir konu.
Bence çok güzel bir açıklama. Ben ekonomik anlamdaki bir olumsuzluğu izah etmek için o cümleyi kullanmıştım. Yoksa sadebiye tüm hakkım helal olsun. Orası farklı bir şey. Evet, ben son derece aslında şöyle bir mesela benim yaşam felsefelerimden bir tanesidir. Eğer bir kişi yaptığı bir hatayı herkesten önce dile getiriyorsa bu bir erdemliktir. Yani siz zaten bir sürçülisandan öte amacı aşan bir cümle olduğunu bir hata değerlendirmesi var. Yani o şöyle oldu. Doğru gemi eğri liman. Aslında bir doğruları söylerken vardığım liman yanlış bir liman oldu. Yoksa benim Sadri Bey'le kişisel, dinsel formatta bir alışverişim yok. Tekrar söylüyorum. Sonuna kadar da hakkım helal olsun o anlamda. Ama Trabzonspor'un nasıl ki demokrasilerde insanlar başarıları noktasında omuzlara alınırlar, alkışlanırlar. Bu onları mutlu ederse, bu eşyanın tabiatı, doğanın gereği ise başarısızlık konumunda da insanlar yerilirler. Gerekirse yuğulanırlar. Hepimiz buna, ben dahil, hazır olmamız lazım. Beşeri ilişkiler açısından Sadri Şener'le hiçbir probleminizin olmadığını. Yarın karşılaşsak sarılırız. O ayrı öpüşürüz. Sistemsel olarak Trabzonspor profesyonel anlamda başkanlığını düşündüğüm zaman ekonomik anlamdaki tablo beni bu cümleye olumsuz. Belki o spontane gelişen, beyinden çıkan macundan, diş macundan çıkan macun gibi onu bir daha yerine sokamazdın zaten. Anladım. Sayın Atasoy, konular yavaş yavaş, çok da sorular var. Ben hani seçmeye de çalışıyorum ama mesela şöyle bir soru var. İzleyici sormuş. Yarın kupa maçımız var ama yani bugün ona değinmek istemiyorsunuz. Her konuda profesyonel, diplomatik bir soru sorayım size o zaman. Her konuda Trabzonspor'u yenilemeye mi geliyorsunuz? Çok iddialı bir söylem olur. Yenilemeye çalışacağım. Çünkü benim anlayışıma göre Trabzonspor bugün hantal bir yapıya sahip. Oysa çağ buna müsaade etmiyor. Çağdaş yönetimlerde daha aktif, daha seyyal, daha hızlı bir yönetim anlayışı, daha karar mekanizmalarının daha hızlı işlediği, sorumluluk ve yetkilerin aynı kişide toplandığı. Bizde öyle bir yönetim şekli var ki yetkiler başkasında, sorumluluklar başkasında. Böyle bir yönetim şekli olmaz. Siz bir kimliğe sorumluluk vermişseniz onun yetkiyle donatacaksınız. Ben başkanların sistemin içine bu kadar girmesine de karşıyım. O zaman saygınlığınızı kaybedersiniz, hata yapma oranınız çoğalır. Siz bir onay ve temsil makamı olun. Bırakın bunu profesyoneller ve ilgililer yapsınlar. Size son noktada gelsin, danışsınlar. Siz her detayın içinde olursanız bu sizi boğulma ve sıkıntılı bir noktaya getirir. Bundan önceki dönemlerde bunu çok yaşadık. En yakın yaşadığımızda zannedersem böyle bir durumun sonucu oldu. Başkan her şeyde olmamalı, olması gereken yerde olmalı. Sayın Atasoy, şöyle mi anlıyorum sizi ya da doğru mu anlıyorum? Lütfen bu noktada sentezinizi yaparsanız, tespitinizi yaparsanız sevinirim. Mesela dış departmana profesyonel birini mi getireceksiniz? Yönetim kurulundan birini mi getireceksiniz? Profesyonel birini mi getireceksiniz? Bakınız, dinliyorum. Evet. Reklam, tanıtım bölümüne profesyonel birini mi getireceksiniz? Yönetim kurulundan birini mi getireceksiniz? Atıyorum, sahalar, çimler, yeşil sahalar konusunda Trabzonspor'un sürekli sorunu olan stadyumdaki zemin konusunda profesyonel biriyle mi çalışacaksınız? Yönetim kurulundan birini mi getireceksiniz? Vesaire. Bununla ilgili planınız nedir? Yönetim kurulundan hiç kimse bu işlerden uğraşmayacak. Bakınız ben başka bir şey daha söyleyeyim. Bunu net söyleyeyim. Ben 14 kişinin de Trabzonspor'u için yönetmek için çok olduğunu düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Yani dünyanın makro şirketleri var. Çok global şirketleri var. Trabzonspor'un yıllık cirosunu saatte hayata geçiren firmalar var. Saatte diyorum. Bu kadar büyük firmalar var dünyada. Petrol şirketleri. Bunlar 5-7 kişilik yönetim kurulu ile yönetilir.
Biz bu kadar insanı homojen hale getirip ortak aklı, zor, birlikte düşünebilme yeteneğini ortaya koymak ciddi anlamda zorluk meydana geliyor. Ve sistem sırdaş olması lazım. İnsan çoğu olduğu zaman sırdaşlığı kabul etmiyor. Farklılıklar meydana geliyor. Bu güveni yok ediyor. Oysa ekibin olmazsa olmazı güvendir. Onun için benim imkanım olsa, belki onu da gündeme getireceğim daha sonra, Trabzonspor'un 9+1, 7+1, 5 olmaz. 5 çok düşük bir rakamdır. Şundan düşük rakamdır. Trabzon sadece Trabzon'da yönetim kuruluna üye alınmıyor. Anlıyorum. İstanbul'dan da alınıyor. O zaman biraz daha rakam çoğalır ama benim için en ideali 7+1 veya 9+1'dir. O zaman daha doğru karar verebiliriz. Bu tüzükle alakalı bir şey değil mi? Tüzükle alakalı bir şey de yönetim kurulu bu noktada tavrını koyar, doğru planlama yapar ve doğru anlatırsa kamuoyuna bütün doğrularda olduğu gibi doğrular daha kolay yürür yanlışlarda ve sonunda doğru bir noktaya geliriz. Ben bunun olabileceğini, başkalarının da benim gibi düşündüğünü düşünüyorum ve ben bunu bir şekilde de gündeme getireceğim. Evet. Sayın Atasoy, ben her iki adayda da Sayın Hakan Kulaçoğlu'nda da söyleşimizin ortasında fikrimi söyledim. Sayın Muharrem Usta'yla da söyledim. Sizinle de olan fikrimde geri kalmayacağım. Söyleyeceğim fikrimi. Bu sizin ne kadar hoşunuza gider gitmez onu bilemem. Delege nasıl değerlendirir onu da bilemem ama son derece mantıklı ve son derece güzel tespitler, güzel elektrik dağıtıyorsunuz gibime geliyor. Ben özellikle yapısal konudaki söylemleriniz gayet iyi. Trabzonspor'un şişkinliği konusundaki söyledikleriniz güzel projeler. En önemlisi de bana göre ekonomik yapıda Trabzonspor'u küçültme adına koyduğunuz hedefler TSE Club. Bu anlamda ben olumlu bulduğumu söyleyebilirim. Merak edilen bir iki konulardan bir tanesi var. Trabzonspor TV ve Trabzonspor Koleji Üniversitesi Okulu Lisesi. Çok konuşuldu. Metin Atasoy olarak Trabzonspor TV'yi ayrı bir değerlendirelim. Değerlendirelim. Metin Atasoy olarak şimdi Trabzonspor TV'nin elbette ki donanımı, birimleri, profesyonel kadroları ya da amatör kadroları, oluşturulması gereken kadrolar hepsi bir külfet. Doğru. Yaklaşık 5-6 trilyon civarında bir külfet. Yok, o kadar yok. Belki var, yok. Yani, biz yaptık fizibilitesini, o kadar yok. Yani 2,5-3'e çıkıyor. Televizyon dünyasında belki, hani ulusal anlamda. 2,5-3'e çıkıyor. Şimdi televizyon, Trabzon TV televizyonunu kurmak, sanıyorum Dijitürk'ten de böyle bir talep var, 61. kanalı size verelim, gelin bunu sürdürülebilir yapmak, bunu istikrarlı yapmak, bunu sadece işte geçmişteki maçları değil de komplike bir şekilde belgeseliyle, ana haberiyle, spor haberiyle, zaman zaman da olsa güncel haberleriyle, bölge haberleriyle süsleme adına Trabzonspor TV'yi oluşturmak çok mu zor? Planlarınız içerisinde var mı? Projeleriniz içerisinde var mı? Bunun alt zeminini, üst zeminini, fizibilitesini yaptık dediniz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi şunu, yani bu proje değil. Buna proje üretiyorum. Olması diyenler, gereken bir şey mi? Hayır, buna proje üretiyorum diyenler kendilerini kandırırlar. Bu bir haftalık bir olgu. Öyle mi gerçekten? Hayır, evet, gerçekten öyle. Yani biz, yani benim anladığım kadarıyla siz bir televizyon Trabzonspor TV'yi kuracaksınız. Ama bizim yerelle karıştırmayın, farklı biraz. Hayır, bu çok zor bir şey değil. Ben bunu kızımla da konuştum. Evet. Sistemin yani başka kimlikleriyle de konuştum. Eğer yeteri kadar paranız varsa bir tane Hazır TV alırsınız. Bunu bir şekilde bir hafta 10 günde donatırsınız. Sistemi kurarsınız. İlk başta zorluklarınız olur. Ama zaten gerçek noktada hakiki bir sistemi oluşturmak için o zaman içindeki eksikleri görerek gidecektir. O bir günde %100 doğru kimliklerle doğru sistem kuramazsınız. Yani şöyle bir teklif vardı geçmişte, ben hani konuyu açayım size, belki biliyorsunuzdur. Dijitürk.
Evet. Yönetim kurulunu Trabzonspor'a. 61. kanalı size verelim. Trabzonspor TV olarak yayına başlasın. Benim haberim yok. Yani tam bilgi eksikliği var demektir. Gerekli donanımların olmadığı gerekçesiyle bunu reddetmiş Trabzonspor Yönetim Kurulu. Gerekli donanımdan kasıt da anladığım kadarıyla şu. Yani bir kişi rejide oturup akşama kadar bant yayın koymayacak tabii yani. Trabzonspor'un gerçekleriyle, idmanıyla, maçıyla, deplasmanıyla, ekonomisiyle, şehrin dinamik değerleriyle, bölge futbolunun dinamik değerleriyle bir yayın yapacaksınız. Trabzon TV ve bunu bütün dünya ve Avrupa izleyecek. Doğru. Çok güzel bir şey yani. Doğru doğru. Benim yani ben bunu hiç rakamsal boyutu çok fazla olmadığı gibi. Getirisi de olur. Yani işte nedir bizim gibi çalıştığımız. Biz sizler gibi iş adamlarından reklamlar alıyoruz. Sponsorluklar alıyoruz. Kendimizi idame ettiriyoruz. Bunu söylerken bize bir şey verin anlamında söylemiyorum. Hayır, yani. Trabzonspor bunu çok daha rahat yapar. Bunu çok daha rahat yapabilir. Yani ben orada bir zarar da düşünmüyorum. Bir marka, bunun da dönüşü var. Neden gecikildi? Yani bir haftalık işlerken bunu biraz daha kamuoyunu rahatlatırız. İşte bakın şöyle söyleyeyim size şimdi bakınız. Yönetsel kimlikler hayata nasıl bakarsalar uygulamalarda öyle olur. Bu sistem bugünden eleştirilecek bir sistem değil. Ben az önce sözlerime başladığım zaman bir şey söyledim. 20 sene önceki tarzla bugün Trabzonspor'u yönetmeye kalkarsanız, aynı kimliklerle yönetmeye kalkarsanız bunları konuşuruz. Sizin yönetim kurulu listenizde divana verdiğiniz bir liste var. Vermediniz. Son gün kadar mı? Yani orada şöyle bir durum oluyor. Bu şehrin bir özelliği var. Bir arkadaşlarımızı öne çıkartıyoruz. Bir arkadaşımızı öne çıkartıyoruz. Ve hepsini, beşini, altısını işte bunlar listemizde diyoruz. Diğer arkadaşlar için de bu geçerli. Bu arkadaşların binlerce seveni var. Onların hiç sevgi anlamında gürültüsü çıkmıyor. 10'ar tane sevmeyeni varsa o 10'ar tane sevmeyen bütün şehri allak bullak ediyor. Evet. Dolayısıyla yani bizim motivasyonumuz da bozuyor. O arkadaşların moralini bozuyor. Peki. İsim olarak ben herhangi bir ismi sizden istemiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Şunu sormak istiyorum sadece. Sayın Atasoy. Modern tabiriyle PR grubunuz, yani profesyonel aktiviteyi sağlayacak olan grubunuz Trabzonspor'u önümüzdeki hedeflere götürecek olan grubunuz yöneticiyi seçerken Metin Atasoy olarak belirlediğiniz kriterler ne oldu? Mesela atıyorum bunu tamamıyla örneklendirme yaparak söylüyorum, hiçbir altyapısı yoktur. İki tane dil bilecek. Mutlak suretli üniversite mezunu olacak. Ticari hayatı çok iyi bilecek. Şu bilecek, bu bilecek. Şimdiye kadar en az 10 kişiyi yönetmiş olacak. Atıyorum, örnek veriyorum. Bu tür yönetici seçerken bu tür kriterlere dikkat ettiniz mi? Ya da seçtiğiniz arkadaşlarınız daha önceki yönetimlerin herhangi birinde 1 ay, 1 yıl, 5 yıl, 3 yıl gibi sürelerde denenmiş arkadaşlarınız da var mı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeli yapmak her Trabzonspor'un onurla anlatacağı bir görevdir. Ve hayatında da çok önemli bir görevdir. Ben tek başıma yönetim kurulu üyelerini seçmiyorum. Yaklaşık 50 kişilik bir taleple karşılaştık. Ben seçtiğim veya seçeceğim veya seçmediğim arkadaşlarla da paylaşıyorum. Yani bizim buradaki ana parametremiz bu kimliğin Trabzonspor'a artı üretip üretmeyeceği. Kimisi temsil anlamında artı üretir. Kimisi televizyona, mikrofona konuşabilme anlamında. Herkesin konuşabilme, Türkçeyi doğru kullanabilme yeteneği yok. Çok kültürlü olur. Fakat kendini ifade edemez. Televizyon mikrofonunu gördüğü zaman kaçacak dili karar. Bu noktada bir kimliğe ihtiyaç var. Mali konuları bilebilen bir kimliğe ihtiyaç var. UEFA ile, Fenerbahçe ile ve futbolun diğer paydaşlarıyla hukuk anlamda problemimiz var.
bunları bir şekilde katkı üretecek bir hukuk adamına ihtiyacımız var. Tüm bunları, ihtiyaçları giderecek şekilde sistemi kurmaya çalıştık. Zaten ben az önce de size söyledim, bana bu noktada 7 kişi yetiyor. Diğerleri... Yani sadece, kendi PR grubumuz tabii var. Tabii. 7 kişi yetiyor. Diğerleri sadece listeyi doldurmak için yazılıyor. Bunu bugüne kadarki hayatımızda bol bol gördük. Ama o çok ağır bir ifade olmadı mı? Yani listeyi doldurmak için yazılıyor derken... Hayır, buna ben de dahildim. Bir zamanlar da beni öyle yazmışlardı. Evet, bir öz eleştiri yapıyorsunuz. Hayır, ben 36 yaşında Trabzonspor'a yönetim kurulu üyesi olduğum zaman sadece bol miktarda oyum olduğu için geldi beni buldular. Sayın Sadri Şener listeye yazdı. Ben o yönetim kurulunda hiçbir işlevselliğim olmadı. Ya toplantılara katılıyorsun. Ama kendi iradeniz yok mu? Benim hiçbir işlevsel üretimimin olmayacağı bir yerde bulunmam neden demediniz? Ama o gün orada olmasaydım bugün burada olamazdım. Ya bu mantığı kabul edemem yani. Bakınız siz yani. Bu sistemin dinamiklerini bilebilen, benim de sevdiğim, beğendiğim, takdir ettiğim bir gazetecisiniz. Sağ olun. Ben bu seçimlerde Adem'in merkeziyet kuvvetini kırmak için yılbaşında kongrede neleri yaptığımı biraz beni takip ettiyseniz, ilçe ilçe gezdim. İnsanlara demokrasinin böyle bir şey olmadığını, demokrasinin emir komuta zinciri içinde yürümeyeceğini, birileri seçime 3-5 gün kala Fenerci'yi başkan atayalım, şunları da altına yönetim kurulu yapalım. Evet. Keziban'ın çocuğu da işsizdir, askerden gelmiş, onu da kulübe maaştan işe koyarız. Sanki Trabzonspor kulübü iş ve işçi bulma kurumudur gibi, bunları sizin yaşınız, bilginiz, tecrübeniz görmeye, anlamaya, algılamaya müsaitti. Bunu birlikte yaşadık. Evet. Bu şehir ve bu takım böyle bir takım. Reel tespit bu. Dolayısıyla ben bu reali görüp ona göre davranmak zorundayım. Başka türlü söylediğim lafta iddialıyım, ben burada olamazdım. O sistemin içine gireceğim, dinamiklerini tanıyacağım, bir gün gelecek onlarla mücadele edeceğim. Ve son yaptığım mücadelede böyle bir mücadeleydi. Ben bütün divandaki veyahut da bu şehrin ileri gelenlerinin hepsine tanışığım, hepsiyle barışığım. Ama kendilerine hep şunu söyledim, benim Trabzonspor'u yönetimsel anlayışım, İlki anlamında sizden ayrılırım. Siz daha küçük, daha kendinize bağımlı, kendinize endeksli bir sistem istiyorsunuz. Demokraside bu yoktur. Demokraside herkes, hiç kimse kimseden icazet almaz. Kendini ve projelerini anlatır. İlgililerden beğenirlerse o ister. O ilgililerin verdiği oyla kurumun başına kimlik seçilir. Diğerleri de ona saygı duyar. Olması gereken budur. Ama soruyorum size, 47 senedir yaklaşık sadece Nuri Albayrak'ın seçimi hariç böyle bir seçim hatırlıyor musunuz demokratik olmuş? Bir ikincisini yani, ben hatırlamıyorum. Hepsi atanmıştır. Atananlar da bizlere tasdik ettirilmiştir. Ama bu seçim öyle olmayacak. Bu seçim Batı demokrasilerinde olduğu gibi demokratik bir seçim olacak. Adaylar yeterlidir, yetersizdir onu ben bilemem. Onu kamuoyu ve delege karar verir. Şimdiye kadarki seçimlerin aksine gerçek bir demokrasi yaşıyoruz ve şehre de bir dinamik geldi, dinamizm geldi. Herkes ilçelere, ben dahil, ilçelere gidiyoruz. Her türlü sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Onlara projemizi ve kendimizi anlatıyoruz. Ve onlar da nihai noktada seçim yapacaklar. İstenen ve özlenen seçim şekli ve demokrasi budur. Böyle olması lazımdır ve zannedersem ki bundan sonra da böyle olacaktır. Hiçbir erkin gücü ben artık Trabzonspor'a başkan atıyorum diyemeyecektir. Öyle bir güç artık olmayacaktır ve olmaması da gerekirdi. Anladım. Bu anlamda sözüm size değil, lütfen yanlış anlamayın. Başkan adaylarından Sayın Muharrem Usta'yı da aklıyorsunuz söyleminizde. Ne gibi? Hani ona çok bir ithaf ediliyor, işte siyasetin gönderdiği biri. Ben kendisine de sordum bunu tabii de. Hani çokça kamuoyunda konuşuluyor işte. Onu siyaset gönderdi işte Trabzonspor'a. Siyasi erk işte Trabzonspor'da başkan olmasını istiyor falan filan. Siz diyorsunuz bu mümkün değil artık Trabzonspor'da. Demokratik bir seçim var. Ve herkes pazar günü kim ne kadar oy almışsa bunu herkes... Ama orada bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Ben yanlış mı sordum? Yok, ben o sizin yorumunuz var. Ben genelde kamuoyunda
algı karşı yapılan. Ben anladım. Anladım, sizin anladım ama ben o noktaya da çok girecek değilim. Anladım. Sonuç olaraktan bu arkadaşımızın böyle bir hakkı var. Aday olma hakkı var. Kesinlikle. Bizim tüzüğümüze göre yeterli. İki yeterli. Geçmiş. Ama orada bizim tüzüğümüzde bir yanlışlık var. O tüzüğü kurgulayanlar yanlış kurgulamışlar. O Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta 5 sene. Galatasaray'da 10 sene. Bizde 2. Bizde, hayır, bizde 1 gün. Bu. Bir gün mü? Evet, 1 gün. Yani bir gün üyeyseniz ikinci gün başkan adayı, evet, olabilirsiniz. Ben 2 yıl biliyorum. Bu ne etik ne doğru. O tüzüğü kurgulayanların bir hatası olaraktan ben bunu kabul ediyorum. Günü gelince bu gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Fakat ilgili arkadaşımız burada bir aynaya bakmalıydı. Şu anlamda aynaya bakmalıydı. Siz kendinize oy veremiyorsunuz. Peki siz nasıl başkalarının oyuna talip olacaksınız? Bu bir haktır. Bu çok spesifik bir konu. Ama bak, bu bir haktır. Bu bir haktır. Yani ben, evet, buna rağmen talip olurum. Ama etik değildir. Bence doğru da değildir. Yani siz o zaman insana der, sizin yaşınız 25 olsa, 30 olsa saygıyla karşılar. Cehaletime verirsiniz. Hayır, daha yaşınız erken derim. Ama siz 50 yaşına yaklaşmış bir kimlik olaraktan sokaktan geçerken, ya şuna ben büyüğü olayım, ileride de başkan olayım derseniz, insana derler ki damdan düşer gibi başkan olunmaz. Bu camiada buna müsaade etmez. Bu camianın dinamiklerini hepimiz biliyoruz. O zaman bu camiye hizmet etmiş insanların, yönetimde bulunmuş insanların, her aktivitesine katılmış, her maçına gitmiş insanların farklılığı olmaz ki, o da o kimliklere yapılacak bir haksızlıktı. Ben arkadaşımın hakkını kullanır, o onun bileceği bir iş, ama etik olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Sayın Atasoy, o soruyu sormayayım. Şöyle sorayım size bir soru. Malum çok da zamanınızı almayayım. Yorgunsunuz. Önemli bir toplantıdan geliyorsunuz, yemekten. Şöyle sorayım size. Malum gündemimizin, yani Trabzonspor'un gündemini 3 yıldır hepimizin gündemi. 2010-2011 Türkiye Ligi şampiyonluğumuzun resmileşmemesi, adaletin henüz bu anlamda teşkil edilmemesi ve Trabzonspor'un adaletin simgesi olan o şampiyonluğun manevi kutsiyeti olan kupanın henüz müzemize gelmemiş olması. Bu anlamda çokça demeçler, çokça açıklamalar yapıldı. Siz de yaptınız, herkes yaptı. Beş adayın da bu konudaki fikirlerini dinledim. Metin Atasoy olarak benim farkım şudur bu konuda diyeceğiniz şeyler nelerdir? Hayır, benim farkım, bu noktada bir fark ortaya koymak durumunda değilim. Ben bir doğruyu söyleyeceğim. Evet. Bu hepinizin farkı olacak. Bu camianın farkı olacak. Ya ben de sizinle aynı görüşte olmalı da. Yani kimisi der ki ben yoğurdu şu şekil yiyeceğim. Hayır, siz öyle, ben öyle şeyler söylüyorum bugüne kadar ki, siz onları dikkatle takip etmişseniz o fark zaten kendiliğinden olacak. Ben diğer aday arkadaşlarımızın siyaset cümle kelimesini kullanmaktan özellikle imtina ettiklerini görüyorum. Bunu siz de fark ediyorsunuz. Ben öyle demiyorum. Evet, ben diyorum ki bu kupa, hakkımız olan bu kupa siyaseten alınmışsa bize siyaseten verilmelidir. Hukuken alınmışsa hukuken verilmelidir. Sportif alınmışsa sportif olarak da bize verilmelidir. Çünkü bu bizim hakkımız. Alın teriyle kazanılmış kupa, federasyonun, devletin, makamlarınca da bu kupanın bize ait olduğu tespit edilmiş. Çünkü oradaki ilgili kişiler, devletin taraf olan, bu da özellikle bir şey daha söylüyorum, Fenerbahçe tarafı olan kurumlarınca cezalandırıldıkları için şike anlamında kupanın zaten bize verilmesi lazım. Bu yetmiyormuş gibi UEFA bizi niye Avrupa'ya yolladı? Ben onu merak ediyorum. Bunu bilenin tartışması, bilenin örtmesi mümkün değildir. Bu şehir balık hafızalı değildir. Herkes bu şehrin hafızasına, aklına, fikrine saygı duymalıdır. Başta siyaset. Yani bu siyasette kastım benim
İktidar erki veya muhalefet erki değil, herkes duymalıdır bunu. Çünkü eğer hepimiz haklının yanında olursak, hukukun yanında olursak, doğru yolda yürürüz. O hukuk, o hak bir gün hepimizin ihtiyacı olduğu bir limandır. Hepimiz bir gün o limana sığınmak zorunda kalabiliriz. Eğer hak ve hukuku yoksa, eğer adaleti ortadan kaldırırsak, kazanılmış bir kupayı da gönlüm böyle istedi diye Fenerbahçe Müzesi'ne gönderirsek, bu şehir bunu asla affetmez. Biz 96 yılında uğradığımız o haksızlığı, sevgili Alişe'nin Aygün'ün kafasına bez parçasını sararak o kupayı elimizden nasıl aldığını, o maçı nasıl kazandığını kim unuttu? Hiç kimse unutmadı. Aradan yaklaşık 20 sene geçti, 18 sene geçti. Bu şehir unutmaz. Bizim insanımız diğer şehirlerin insanı gibi değildir. Onun içindir ki bu kupa nerede duruyorsa oradan alınıp asli sahibine verilmelidir. Barış sağlanmak istiyorsa bunun olmazsa olmaz koşulu da budur. Evet. Sayın Atasoy, dolu dolu 1 saat 40 dakika geçti. Ben nasıl geçti anlamadım benim ama. Benim için sakıncası yok. Evet. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Hafta sonu hakikaten Trabzonspor tarihinin çok önemli seçimlerinden bir tanesi yaşanacak. Sizi çok net buldum. Çok iyi açıklamalarınız var, iyi projeleriniz var. Umuyorum delege sizi mutlaka olumlu olumsuz değerlendirecektir. Ama bu güzel düşüncelerinizin doğrultusunda seçimin gönlünüzce geçmesini temenni ederim. Ve Trabzonspor'un kazanmasını temenni ederim. Zaten öyle olacaktır. O seçimlerde kaybeden olmaz. Trabzonspor kazanmalı. Beyefendi son derece naif, son derece mutmain bir söylem oldu. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde oldu. Estağfurullah. Ben izleyicilerin keyif aldığını düşünüyorum. Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Size pazar günkü seçimde tekrar birkaç cümle daha söylemem noktasında. Ben başarılar diliyorum. Son cümle olarak son cümle söylemeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bir arkadaşımız Trabzonspor'a 6 milyon dolar verdiğini söylüyor. İsimlendirmenin anlamı yok. Fakat aynı arkadaşımız Trabzonspor'u evraklarını da kendilerine takdim edebiliriz. 400 bin lira için icraya vermiş. Bunu konuşalım yani, kamuoyunda neden gizliyoruz ki, isim olarak kimler bunlar? Ben onu isimlendiririm. Böyle bir arkadaşımız var. Bunun kim olduğunu da... Aday mı kendisi? Evet, aday. Bir adayın 6 milyon dolar verdiğini söyleyen bir adayın... Kendisinden duydunuz mu bunu? Efendim? 6 milyon dolar verdiğini. Evet. Beyanı, bütün medyada çıkan beyanı. 6 milyon dolar verdiğini söylüyor ve 400 bin dolar için de Trabzonspor'u icraya vermiş. Kendisine o icra noktasında başarılar dilerim. Bu arkadaşımız aynı zamanda da bizim 22'sinde Fenerbahçe ile bir hayati maçımız var. Kupa yarın maçı. Yani yarın final oynayacağız. Trabzonspor'a Ertuğrul Kafkas'ı, Ertuğrul Sağlam'ı teknik direktör olarak atıyor. Söyledi mi? Kendi ağzından duydunuz mu? Siz duymadınız mı? Ben kendi ağzından duymadım. Medyada duydunuz mu? Yazılan çizileni bugün yani takip ettiğim kadarıyla görmedim ama. Şöyle eksik takip etmişsiniz. Onu kabul ederim. Hatamı kabul ederim. Başka bir gazeteci arkadaşınıza sorarsanız tüm detaylarını anlatır. Programdan sonra da ben size tüm detaylarını anlatırım. Anladım. Ben şu anlamda söylüyorum. Bizim çok önemli bir kupa maçımız var. Hepimizin sorumlu olması lazım. Ben bu anlamda size diplomatik bir soru sordum hatırlarsanız. Dedim ki tümden yenilecek misiniz kulübe geldiğinizde? Ama ben geçtim orayı. Evet, yani ben sizi anlıyorum da. Ben oraya geçtim. Siz onu benim bile bile geçtiğimi düşünün. Yani ona hayır. Ben ona o noktalara hiç girmedim. Ben diplomatik olduğunu. Ben de size diplomatik olarak hiç cevap vermeden geçtim. Anladım. Ben bunun vurgusunu yaptım zaten. O anlıyorum sizin neden. Yani buradaki o etik değil. Yani burada bura hayır. Bu bana da zarar veriyor. Ben o kupayı alırsam hem onur kazanacağım hem para kazanacağım. Hepimiz, her aday onun, o kupanın ve o paranın kulübe gelmesi için
artı üretmeye çalışmamız lazım. Yoksa nasıl olarak problem yaratırız? Sorayım Sayın Atasoy. Trabzonspor'da başkan oldunuz 27 Mayıs sabahı. 2 Haziran'da transfer başlıyor resmi olarak. Anlaştığınız, görüştüğünüz, sizin başkan olduğunuz takdirde Trabzonspor'a gelecek olan anlaştığınız isim ya da isimler var mı? Hayır, isim ve isimler yok. Bir isim, ben Ukrayna ile beraber iş ilişkisindeyim. Jeje noktasında ben daha önce de bir beyanda bulundum. O noktada eğer bütçe olaraktan doğru bütçeyle alabilirsek o noktadaki girişimlerim devam ediyor, devam da edecektir. Sayın Atasoy çok... Bir de özür dileyerek bir cümle daha söyleyeyim. Beni başka bir programdan dolayı sevgili Hami Mandıralı'nın eşi Şebnem aradı. Bu programlarda dedi, hiç kadınlardan bahsedilmiyor, kadın delegelerden bahsedilmiyor, kadın yöneticilerden bahsedilmiyor dedi. Delege derken hani cinsiyet ayırmadık peki. Hayır, hiç yani hep delege dendiği zaman da hep algı erkekler üzerine, genelde sistem futbol, erkekler üzerine kurulmuş. Hiç itirazım yok, doğru. O hiç diyor, ben orada gazetecilerden bir bayan gazeteci sizlere röportaj yapmıyor, söyleşi yapmıyor. Evet. Bu kadar kadınları futboldan niye dişliyorsunuz? Ben bir erkekten daha çok futbolu bilirim. Mecbur işe gereği. Bir ve severim. Her türlü aktivitesini de her türlü erkekle tartışırım dedi. Ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Kendisini bu noktada kutluyorum. Başka bir programda bir eksiklik yaptığım için de kendisinin affına sığınıyorum bayanlar noktasında. Demek ki artık bu kadar tepki geldiğine göre bundan sonraki sistemin içine bayanları da sokmamız lazım. Yönetim kurullarında bayan almak durumunda kalmaya başlamamız lazım. Bu bir baskıdır ama güzel bir baskı. Ben de bunu bu sene dahil, bu yönetim kurulu dahil uygulamaya çalışacağım. Peki. Değerli izleyiciler, başkan adaylarından Sayın Metin Atasoy'la 1 saat 45 dakika yakın bir program yaptık. Umuyorum cümlemin başında, programın başında da ifade ettiğim gibi hoşça, keyifli bir sohbetimizi, söyleşimizi dinlemişsinizdir. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda, Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda karar verme adına, Trabzonspor'un ufku doğrultusunda karar verme adına umuyorum Sayın Atasoy sizin gönlünüzde yer etmiştir ya da etmemiştir, takdir sizin. Ama 27 Mayıs pazar sabahı uyandığımızda Allah nasip ederse Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda, Trabzonspor'un alacağı yol doğrultusunda her şeyin çok güzel olmasını temenni ediyorum. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.